Business.com'da eğitim programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin katılımıyla çok keyifli ve zengin içerikli bir program gerçekleştireceğiz. Haydi sizleri de bekliyoruz Business.com'da. Facebook, Twitter, Periscope'dan bugün Birleşik Krallık yani İngiltere'de eğitim fırsatları, ne yönde fırsatlar var? Öğrenciler, ebeveynler, aileler. Haydi bekliyoruz sorularınızı bugün. Konuğumuz British Council Eğitim Müdürü Semra Yalçın Doğan bizlerle birlikte olacak ve sizlerden gelecek olan soruları, önerilerinizi, eleştirilerinizi yanıtlıyor olacak. Biz başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Doğan. Şimdi özellikle son dönemde öğrencilerde yurt dışındaki belli bir eğitimden sonra yurt dışında özellikle her seviyede işte orta olsun, lise olsun veya master olsun veya yüksek lisans eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerden biri de İngiltere geliyor. Peki neden İngiltere diyeyim? Aynen dediğiniz gibi Birleşik Krallık diye Birleşik de ben Krallık onu diyelim. Düzeltmiş olayım. Genelde İngiltere olarak bilindiği için biz de o şekilde kullanıyoruz ama Birleşik Krallık aslında 4 ülkeden oluşuyor. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere. Neden Birleşik Krallık diyecek olursak da öncelikle oldukça popüler destinasyonlardan biri. Öncelikle söylemek gerekirse bir kere öğrencilerin alacağı eğitimin iş hayatında uygulanabilir bir eğitim olacağını söyleyebiliriz. Yani iş dünyası ile eğitim sektörü, üniversiteler her zaman konuşur ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak müfredat düzenlenir. Böylece üniversiteden mezun olanlar doğrudan iş bulabilir. İşe kazanım oranı oldukça yüksektir Birleşik Krallık'ta eğitim aldıktan sonra. Onun dışında söyleyebileceğim mesafenin yakın olması, aileler için en büyük avantaj yakında güvende olmaları, bir uçağa atlayıp hemen gelebiliyor olmaları, uygun fiyatlarda uçak bileti bulabiliyor olmaları en cazip unsurlardan biri diyebiliriz. Bazı programların kısa süreli olması, mesela master programları bir yıldır. Bu demek oluyor ki bir yılda öğrenci master'ını tamamlayıp hemen iş hayatına atılabiliyor. Öğrencinin bir an önce dediğim gibi iş hayatına atılması ama aynı zamanda hani tasarruf sağlaması anlamına geliyor. Hem eğitim ücretinden hem yaşam ücretinden. Benim genel olarak sayabileceklerim bunlar. Bir de tabii yine eklemek gerekirse Birleşik Krallık bilimsel araştırmalar bakımından da dünyanın önde gelen üniversitelerine sahip. Cambridge, Oxford, LSE gibi daha sayabileceğimiz birçok üniversite var. Dünya sıralamında yer alıyor. Bilimsel araştırma bakımından da bu üniversiteler dediğim gibi dünyada ikinci sırada bilimsel araştırmanın kalitesi bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor olması da yine cezbedici unsurlardan biri. Haydi bekliyoruz sorularınızı Business.com'da, Periscope, Twitter, Facebook'tan. Peki British Council olarak siz öğrenciye ne yönde kılavuzluk yapıyorsunuz? Ne gibi hizmet veya fayda sağlıyorsunuz? Şöyle benim yaptığım taraftan bakacak olursak yani yaptığım işler tarafından bakacak olursak öğrencilere danışmanlık hizmeti veremiyoruz. Birebir öğrencileri alıp hani tavsiyelerde bulunamıyoruz. Ama çeşitli platformlarda bir araya gelip mesela bir tanesini hani şu anda gerçekleştiriyoruz. Ya da canlı yayınlarımızla veya kendi organize ettiğimiz İngiltere'de eğitim günleriyle öğrencilerle bir araya gelip tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Tabii ki bizlere mail ya da telefon yoluyla ulaştıklarında yine bilgiler verilebiliyor ama yerleştirme yapmıyoruz. Yaptığım iş çerçevesinde de bakacak olursak Birleşik Krallık'taki eğitim kurumlarının Türkiye'de tanıtımlarına yardımcı olan faaliyetler düzenliyorum. Birazcık daha biz arka plandayız. Bu da öğrencilerle işte eğitim kurumlarını bir araya getirecek aktiviteler düzenleyerek fırsatı ayaklarına getiriyoruz diyebiliriz. Birazcık daha mutfak kısmındayız aslında. Peki oraya giden özellikle Birleşik Krallık'a giden öğrenciler ne gibi sorunlarla veya şöyle söyleyelim adaptasyon yani uyum problemi yaşıyorlar mı? Nelere dikkat etsinler? Hani bir yönlendirici eğitmen, rehber öğretmen olarak yani uzman olarak neler tavsiye edersiniz? Bir kere Birleşik Krallık'la Türkiye'deki eğitim sistemi oldukça farklı. Bu da öğrencilerin eğitimi başladığında bocalamasına neden olabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Eğitim
sınıf içinde belki toplam müfredatın %30'unu oluşturuyor. Ama onun dışında öğrencilerin grup çalışmaları yapması beklenir. Münazaralara ya da hani tartışmalara katılması beklenir. Önceden okumalarını yapıp derse hazırlıklı bir şekilde gitmesi beklenir. TÜİK öğrencilerine baktığımızda eğitim sisteminden de birazcık kaynaklı olarak öğrencinin bu becerilere sahip olmadığını görebiliyoruz. Öğrenci yeni bir sisteme kendini, yeni bir kültüre ve yeni bir sisteme adapte ederken zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle master programlarına başlayan öğrenciler, master programları bir yıl olduğu için iki yıllık programı bir yılda bitirdiğinizi düşünün. Yeni bir kültür, tamamen İngilizce yoğun bir ortam ve bir sürü okuma. Böyle olunca da bir iki ay öğrenci adaptasyon bakımından sorun yaşayabiliyor. Aynı şekilde lisans programına başlayacak olan öğrenciler de doğrudan kabul alma şansı mümkün. Ama biz öğrencilere diyoruz ki hazırlık programı dediğimiz foundation programını, akademik hazırlığı okuyun ki bir önceki kültürü, dili adaptasyonu sağlayın. Ondan sonra sistemi anlayın. Ondan sonra birinci sınıftan eğitimimize devam edin. Yani doğrudan kabul alanlar var, bu başarıya sahip olan öğrenciler var. Kimisi hiçbir şey olmamış gibi de yoluna devam edebiliyor, geldiği okula da bağlı tabii. Kimisi de birazcık bocalayabiliyor ama üniversitelerin destekleri var bu konuda uluslararası öğrencilere. Gidip hani öğrenciler o kişilerden yardım alabilir, sorunlarını anlatabilir. Gerekirse İngilizce ile ilgili sıkıntısı varsa onlara yönelik böyle İngilizce programlarına katılıp o açığı kapatmalarını sağlayabilir. Her zaman biz diyoruz ki bir sorun yaşadığınızda gidin uluslararası ofis temsilcileriyle görüşün ve hani size yardımcı olmalarını isteyin. Bu konuda da Birleşik Krallık'taki üniversiteler oldukça cömert, yardımcı olacaklardır. Şimdi YST'cinin iklimi izleyicimiz, takipçimizden ki en büyük sıkıntılardan biri maddiyat ve yabancı dil yetersizliği. Bir noktada bilgi alabilir miyim? Yabancı dil yetersizliği kuşkusuz. Şimdi İngiltere'ye gidecek hakikaten. İngilizce dil bilgisi yetersiz olan kişileri siz nasıl yönlendirirsiniz ya da sizin yorumunuz, tavsiyeniz neler olacak? Benim yorumum şu olur. Eğer öğrenci orta seviye veya üstünde bir İngilizceye sahipse önce Birleşik Krallık'ta bir eğitim alsın, dil yoğun bir program alsın, 6 ay olabilir, 1 sene olabilir, o açığı kapasın. Ama öğrenci daha başlangıç seviyesindeyse bence bir an önce burada zaman kaybetmeden İngilizce eğitimine başlasın. Eğitim mi alıyor? Yani bir yerde okuyorsa aynı zamanda kendisini İngilizceye yönelsin ya da çalışıyorsa da keza aynı. Mümkün olduğunca burada ilerleyebildiği kadar ilerlesin. En azından minimum orta seviyeye getirip sonrasında üstüne katabilmek için Birleşik Krallık'a gitmesini tavsiye ederim. Yani dediğim gibi hani İngilizce evet sorun olabiliyor, en büyük bariyer olabiliyor ama planlı hareket etmek gerekiyor. Üniversitelerde maalesef hani İngilizcesi yeterli öğrenciyi alabiliyor. Keza başvuru kriterlerimizden bir tanesi İngilizce seviyesini gösteren resmi belge, bu IELTS olabilir. En önemli noktaya geliyoruz şimdi, ben de onu soracaktım. Başvuru kriterleri neler ve başvuru zamanını da alalım mı? Tabii başvuru kriterleri... Şimdi lisans ve lisans üstü için aynen. İkisini ayrı ayrı bakalım. Şöyle genel bir resim çizeyim önce. Bir kere biz öğrencilere diyoruz ki üniversite ya da lisenin son sınıfındaysa son sınıfta araştırmalarına başlayıp, hatta daha önce başlayan öğrenciler de var. Onlar en sevdiğimiz öğrenciler bizim. Ne kadar erken başlarlarsa araştırmaya o kadar iyi diyoruz. Son sınıfta bir kere hazırlıklarını yapıp hemen başvurularını yapıyor olması lazım. Yani bir sene öncesinden başvurular başlıyor. Lisansa bakacak olursak, eğer öğrenci Cambridge, Oxford ya da veterinerlik, tıp gibi bölümlerde okumak istiyorsa Ekim 15, yani son sınıfa başladığında Ekim 15 itibariyle başvurularını yapması gerekiyor. O tarihi geçirdikleri takdirde o seneyi kapamış oluyorlar. Bu bölümler ve yani tıp ve veterinerlik gibi ya da Cambridge, Oxford gibi üniversitelere başvuru için şanslarını kaybediyorlar. Onun dışında 15 Ocak'da bir son başvuru tarihimiz var. Sanat programları için Mart ayında bir son başvuru tarihimiz var. Sistem açılıyor ve öğrenciler eğer yer bulursa 30 Haziran'a kadar başvurularını yapabiliyor. Bütün başvurular UCAS dediğimiz online merkezi bir sistemden yapılıyor.
Lisans programları için bu. Biz diyoruz ki öğrencilere sona kalmayın. Ne kadar önce o kadar iyi. Araştırmanızı önceden yapın, hazırlanın, hocalarınızla konuşun. Çünkü o süreçte aslında hazırlaması gereken işte kriterlere geleceğiz. Bazı şeyler var. Mesela akademik referans gibi, ortalamasının iyi olması gibi. O yüzden bu aslında uzun dönemli bir yatırımdır. Son dakikada verilecek bir karar değildir. O şekilde de eklemiş olayım. Kriterlere de bakacak olursak lisede okuyan bir öğrenci transkriptini sunuyor. Evet. İki tane akademik referans, bir tane motivasyon mektubu kendi yazıyor. Üstünde düşünülmüş güzel bir motivasyon mektubu olması gerekiyor. İngilizce seviyesini gösteren resmi bir belge. Bu IELTS olabilir. British Council'dan bu sınavı alabilir. Verdiğimiz sınavlardan biri. Bunlarla başvuruyor. En çok öğrencinin tercih ettiği alanlar hangileri? Özellikle çok gençlerin yıllar içerisindeki trend değişimlerinde, bölüm değişimlerinde siz gözlemliyor olsanız. Evet, çok enteresan bilgileri de. Hangi bölümleri daha çok tercih ediyorlar? Şimdi normalde istatistikleri çok yakından takip ediyoruz. Hem üniversitelerle konuşuyoruz hem kendi resmi istatistiklerimiz var. En bilindik popüler programlar işletme, mühendislik, hukuk, politika ve sanat alanları diyebiliriz. Çok enteresan bir şekilde psikoloji ve mimarlık da geliyor. Yeni yeni yükselen trendler arasında. Bu sene sahip olduğumuz bir bilgi. Hani öğrencilere ya da okul danışmanlarına sorduğumuzda söyledikleri birazcık daha hani beyaz yakalılar, işte tıp vesaire çok zorlu okunan bölümler. Birazcık daha böyle prestijli ve farklı alanlara çocuklarını kaydırabiliyorlar. Daha uzmanlaşmış noktalara da gidiyorlar değil mi öğrenciler? Evet. Hani geleneksel o artık işletmeden ziyade hani dediğiniz ki tıbbın belki daha genetik bilimleri. Evet, mühendisliklerde de daha çok adet. Daha farklı mühendisliklerde de değil mi? Özellikle endüstri, bilgisayar hani ortak karmaz bölümlerde tercih ediliyor. Bilgisayar evet. Önde gelen inşaat, genetik bilimi keza. Bunlar yükselen trendler arasında. Peki şunu da soruyorlar. Danışmanlık firmalarıyla çalışmak sizce doğru mu? Ülkemizdeki firmalar bu noktada güvenilir mi? Değil mi? Şimdi birçok evet firma var. Bizim bu noktada bir yaptırımımız yok ama eğitimler sunuyoruz. Biz bu işi yapamıyorsak dedik ki hani biz yerleştirme yapmıyorsak o zaman acenteleri eğitelim. Bizim online bir eğitimimiz var ve buna katılan acenteleri biz web sitemizde listeliyoruz. Bilindik referansı olan acentelere gitmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii ki acentelerin vereceği hizmetleri garanti edemiyoruz ama referans aldıkları acentelere yönelmesini tavsiye ederiz. Tatsızlıklar yaşanabiliyor tabii. O noktada maalesef hani bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Genelde yani üniversiteler eğer pardon, acenteler üniversitenin resmi temsilcisi gibi hareket ettiğini söylüyorsa o noktada hani güvenip çalışılabilir. Normal şartlarda bir komisyon ödemiyor olmaları gerekiyor. Ama bazı acenteler birazcık daha farklı bir yapıda olabiliyor. Komisyon talep ediyorlar. Komisyon ödememeye dikkat etsinler diyorsunuz. Yani genelde hani üniversite ve acenteler arasında bir işbirliği zaten var ve hani ekstra bir danışmanlığa gerek olmayabilir. Bunu iyi bir yani sorularla bir acentenin ne yaptığını, nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Ama gençler acentelere komisyon sakın ödemeyin. Zaten üniversitelerle acentelerin anlaşması var. Onlar karşılıklı bu alanda yapıyorlar. Bir de eksizden ikinci bir ücret talep etmesi. Yurt içinde hangi alanlarda fayda sağlıyor? Yurt dışında eğitim gördüm. Evet, bir kere bir şunu adım... sorayım. Özellikle Türkiye'den Birleşik Krallığa gidenlerin yüzde kaçı lisans ve lisans üstü? Yüzde kaçı geri dönüşüyor? Bunun bir istatistiği var mı? Tutuyor musunuz? Yok. Giden öğrenci sayısını söyleyebilirim ama dönüş ne kadar onu söyleyemem. Ama genel olarak söylemek gerekirse Birleşik Krallık'ta öğrencilerin aldığı vize sadece eğitimlerine yönelik oluyor. Dolayısıyla orada kalmak ama istiyorlarsa... Daha sonra tabii evet. Gene, aynen araştırmasını yapıyor, iş başvurusunu yapıyor. Eğer kabul görürse dilerse kalabiliyor ve ona uygun vizeye başvuruyor. Geri dönenlerin sayısıyla ilgili bir oran veremeyeceğim ama gidenlerin sayısında
Birleşik Krallık oldukça popüler. Geçti 2016'da %47 gibi bir artış gördük vizede. Kaç bin kişi gitti? Kaç? Ne kadar öğrenci? Yaklaşık 14.500 civarında, ama buna dil okulları da dahil. Dil okulları da evet, dahil. Evet, dil okulları da 14-15 bin gencimiz gitti, evet, değil mi? Evet. 2017'de %10 gibi bir artış gözlemledik. Dil okullarına özellikle artış çok fazla, ama aynı zamanda yüksek öğrenime de ilgi oldukça fazla. Her yıl %10 artış gösteriyor diyebiliriz. Peki lisans öğretim notunu yurt dışı yüksek lisansa başvururken burs için etkisi var mıdır demiş Alihan Bey. Tabii ki var. Şimdi genel olarak söylemek gerekirse... Bir kat sayısı var mı onun? Yok, hayır. Öyle bir şey söylemek çok zor. Ama şimdi Birleşik Krallık'ta burs biraz sınırlı. Belli başlı burslar var. Ama lisans üstü seviyede. Milli Eğitim'in verdiği burslar var. Birleşik Krallık Hükümeti'nin verdiği Chinning bursları var. Jean Monnet bursları var Avrupa Birliği'nin. Bunlar tam burslardır. Onun dışında üniversitelerin verdiği tam burs çok nadiren görülen bir şeydir. Kısmi burslar var. 1000, 2000, 3000 pound indirim şeklinde olabilir. Bazıları %50, %60'a varan indirimler yapabiliyor. O zaman işte akademik başarı isteniyor ve oldukça iyi olması gerekiyor. Mesela eğer diyorsa ki işte IB öğrencilerine, IB'de başarılı bir öğrenciye burs vereceğim diyorsa, belki de o dünyadaki bütün IB eğitimi almış, yani uluslararası bakalorya eğitimi almış öğrenciler arasında bir yarışla o bursu alacak. Dolayısıyla bazen çok rekabetçi olabiliyor. İletişim bilgisi paylaşabilir misiniz? Demiş YSTC'nin ekleyenli takipçimiz. Tabii bize müşteri hizmetlerimizden ulaşabilirler. 0212 355 56 57 numaramız. Aynı zamanda studyuk.turkey@britishcouncil.org adresinden de sorularını bize yöneltebilirler. Peki yurt içinde hangi alanlarda fayda sağlıyor eğitimler? Alandan kastımız tam olarak... Okuduğu bölümle ilgili. Yani belki okuduğu bölümle değmeyelim de lisans veya lisans üstü öğrenci. Öğrenciye ne katıyor belki? Ne katıyor demek daha doğru olur ve başka bir soruya daha birleştirmek istiyorum. Yurt dışında eğitim almak isteyerek neyi hedefliyor gençlerimiz? Bir kere ne katıyor? Bence... Konuşmamızın en başında birazcık Birleşik Krallık'ın eğitim sisteminin farklılığından bahsettik. Bir kere öğrenci sorgulamayı, araştırmayı ve kendini ifade etmeyi öğreniyor. Bir güven bizim yani genç neslimizde var, ama yani Birleşik Krallık'ta alacağı eğitim aslında bunun altını doldurabiliyor. Bu da iş dünyasında kabul gören bir unsur. Kendine güvenen, münazara becerileri yüksek bir çalışanın olması işveren için oldukça kıymetli. Bir de dünya, hani bence bu Birleşik Krallık olur, başka bir ülke olur, seyahatte bile ufkumuz değişiyor biliyorsunuz. Aldığımız eğitimle ne kadar değiştiğimizi kuşkusuz çok haklısınız. Çok çok değişiyor. Dolayısıyla vizyonumuz değişiyor. Dünya insanı, farklı kültürlerden insanlarla çalışıyoruz. İş yapmayı öğreniyoruz. Uluslararası bir firmada çalışınca da o kültürden bir insanla nasıl iş yapılabileceğini mesela hani öngörebiliyoruz. Bence bu da önemli en bir kriter. En önemlisi belki maddiyattan da en önemlisi farklı bakış açısına, aynen, olaylara, kesinlikle, yaşananlara, gelişmelere, haberlere farklı bakış açısından dünyadan bakmak. Belki dünyadan da Türkiye'ye bakmak, değil mi? İnsan yurt dışına gidiyor. Evet, değil mi? Orada nasıl görülüyoruz? Oradan nasıl gözüküyoruz, değil mi? Çok farklı bir vizyona sahip olmak. Bütün gençlere tavsiyemiz, değil mi? Muhakkak yurt dışında da imkanlarınızla, ama bu bir şekilde de hani imkanı olmayanlar için de var mı farklı fırsatlar, burs veya değişim programları? Biraz da onlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Hani... Tabii. Eğer üniversitede okuyorlarsa Erasmus üniversiteleri muhakkak Erasmus programına dahil olsunlar. Dolayısıyla yaptıkları Erasmus evet. Bu çalışma staj programı olabilir, değişim programı olabilir. Bu şekilde olabilir. Ya da bazı üniversitelerin aktif olduğunu görüyoruz. Yaz programları düzenleyebiliyorlar. Liseler keza gene summer study dediğimiz yaz programları düzenliyorlar. Bu tarz kamplar ya da hani programlara katılabilirler. Bir, iki haftalık, bir aylık, yani ne yapabiliyorlarsa bence eminim çok katkı sağlayacaktır öğrencilere. Erasmus dışında... Çok kısa, ben de bir soru sıkıştırayım mı? Gidebilmek için
hangi yabancı dil sınavları gereklidir? İngilizce tabii ki de. Ama tabii şöyle. Şöyle söyleyeyim. Eğer biz lisans ya da lisans üstünden bahsediyorsak İngilizce. Bunun içinde IELTS Birleşik Krallığı'nın kendi oluşturduğu bir sınavdır. Aynen. Ona katılabilirler. Dediğim gibi British Council'dan bu sınavı alabilirler. Eğer dil okuluna gidilecekse seviyesine göre sınav istenebilir, istenmeyebilir. Başlangıç seviyesindeki bir öğrencinin bugüne kadar ne kadar bir İngilizceye sahip onu gösteriyor olması, kanıtlıyor olması yeterli olabiliyor mesela. Ama akademik bir İngilizce alacaksa o zaman birazcık daha hani UKVI dediğimiz British Krallık hükümetinin nasıl diyeyim size şart koyduğu bir sınav var. Onu alıyor olması gerekiyor. Farklı farklı tabii ki şeyler var. Nasıl diyeyim size şartlar olabiliyor. Öğrencinin bunlara muhakkak çok detaylı bakmasını tavsiye ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. British Council Eğitim Müdürü Semra Yalçın Doğan bugün Business.com eğitim programımızda bizlerle birlikteydi. Eğer yayınımızı kaçırdınız veya ortasından takibe başladıysanız YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz. Evet gençler, medeniyet, muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitim şart. Eğitim bir ışıktır. Işığınızı her zaman besleyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.